Yeni gelen İsveç orta tankları bu şekilde. Hadi bakalım şimdi İsveç ağır tanklarına geçelim. Bakalım İsveç ağır tanklarında ne gibi değişiklikler var. Şimdi bunlara bakalım. Bunları bir test edelim. Kramwagen'dan başlayarak geriye doğru gelelim. Hop. Ve hop. Tamam. Kramwagen'ın değişikliklerini yayının başında bakmıştık zaten. Neydi o değişiklikler? Mermi sayısı. Şarjördeki mermi sayısı 4'ten 3'e. Mermiler arası 3 saniyeden 2.75'e. Ve merminin verdiği hasar da 400'den 440'a çıkıyor. Güzel iyileştirmeler var. Kramwagen'la alakalı. Bakalım maçın içerisinde nasıl olacak. Bunun altın mermisi hala 300 deliyor. Bunun altın mermi deliciliği biraz az bu tank. Reload süresi tabi kısaltıldı. 20,5 saniyede reload ediyor. Şimdi Kramwagen'ın dağılımını hatırlamıyorum. Hangi donanımları takmam gerektiğini hatırlamıyorum. Bir ona bakalım. Donanımları takıp sonra da yolumuza bakarız. Tanks GG. Tanks GG de olmasa lan nereden bakacağız bunlara ya? Yemin ederim oyundan daha iyi istatistik veriyor bize. İsabeti fena değil. Tamam. 19-19. Tamam. Her türlü düşey dengeleyiciyi takacağız bunu. Düşey dengeleyici şart oldu şart. Sürgü takamıyoruz. Sürgü takamayacağımız için kaplı optiğe gerek yok. Herhalde havalandırma artı nişan alma süresi 2.34. Havalandırma artı hızlı nişan alma üçlüsü bunun işini görecektir diye düşünüyorum. Aynen. Bu üçlüyü takacağım bu tanka. Hadi bakalım. Let's go. Let's go, let's go, let's go. E şimdi buna mürettebat yeteneklerini aslında değiştirmek lazım. Tamir yeteneği vermek lazım ama şimdi bir daha yetenek bıraktırıp şeyle uğraşmasak mı? Ya da uğraşalım ya. Atlarız yoksa maçın içinde. Ver kardeşim. 6. his ver, sonra bir de tamir ver. Buna lazım. Artık ağır tankız. Öncelik tamirde. Onu da top performansında. Ah. Ha tamam. Böyle olacak. Okey. Bir an yükleyici sandım bunu. Şarjörde patlayıcı alalım. Ne olur ne olmaz. Lazım olur. Bunu da ben azıklı oynarım muhtemelen. Çok yandığını görmedim. Kramwagen'ların. Bunun isabeti mi kötüydü? 0.36 şu an 0.32. Tamam isabeti iyi o zaman buna azık şöyle bunlarla ilgili bir şey vermeye gerek var mı? Tut 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 tut. Havalandırma verelim devam edelim ya. Let's go. Şimdi ne oldu? DPM'imiz 3200. İsabetimiz 0.31. Namlu eğilmesi 12. Yükleme süremiz de 19 saniye. Güzel. Başarılı. Hareket halindeki kabiliyetimiz gayet güzel. Başarılı. Görüş mesafemiz de 428. Bakalım bakalım. Witchcon yayınları hakkında düşüncelerini alsak. İzlemedim ki hiç. Şimdi çok hızlı yükleyeceğiz mermilerimizi. Eskiye nazaran. Kramwagen'daki değişiklik bu. Artık 3 mermi yüklüyor. O yüzden 19 saniyede yükleyecek. 2.75 mermi geçiş arası. 3'tü eskiden. Bakalım biraz daha yakın mesafede biraz daha aktif bir savaşçı rolüne dönüşecek artık Kramwagen.
Hemen taret oynayacağımız yerlere doğru yol alalım. Bir karşıya mı geçsem acaba? Evet. Ups. Ha, buranın arkasından geçiş mi yapmışlar? Ha. Ahet mermileye 100. Gel çocuğum. Gel bir şey konuşacağız. Gel la gel. Gel oğlum gel çekinme. Taretle gövde arasından girdi o mermi. ...60 TP'yi açtım, almadım daha. PvP'nin delişi az değil. PvP'nin oyun mantığı gereği kanatlara sarkman gerekiyor. O delicilikte kanatlardan tankları delmek için yeterli. O tankın performansı da istatistikleri de gayet düzgün. Wow. Biriyle oda gireyim de. Lazım olacak. Buradan Behçet bastırabilir. VZ. Hadi çocuğum. Hadi be. Öldük. Vurun. Yani. İyi bastı adamlar ama gene de zırhımızdan 2000 sektirdik. Çok da kötü oynadığımı düşünmüyorum. Ama şu durumda 4 tane mermim olsaydı biraz daha farklı oynayabilirdim. Yani o bir merminin daha fazlalığı şey yapardı yani. Bir tık daha güvende tutardı. 3 mermi olunca bitiremiyorsunuz ya bir tankı. Bitmiyor yani. 440 da vursan 3 tane mermi sana 1300-1400 hasar atmanı sağladı. Şöyle 1600-1700 hasar atabiliyor olsaydın şarjöründe o zaman işler değişebilirdi. AMX M4 54'ün büyük topunda gold mermisinin deliciliğine bakar mısın?
Ne varmış ki? Bakalım. AMX M454. Büyük topu. 280. O ne lan öyle? O topla kimse oynamasın diye koymuşlar herhalde onu. Saçma. Yani her türlü kötü ki bu top. Rate of fire kötü, nişan alma kötü, isabet kötü, delicilikler kötü. Bir 560 vuracağım diye bu kadar kötülüğe gerek yok yani. 120 ile takır takır oynanır bu. Şimdi M2, sırada M2 var. Sadece alfa için değmez yani. Emil kardeşimize de gene aynı donanımları takacağız. Fulleyelim. 105'lik olan şeyin Emil 1'in topu. 120'lik olan da Kramwagen'ın topu. Okey. Kramwagen'dan ablalarımızı alalım. Ve Emil'de görelim bunları. Haydi bakayım. Burada biraz daha işte altın mermi daha iş yapabilir halde 9 seviyede. Çünkü 9 seviyede kendi seviyelerinizle de karşılaşıyorsunuz. Küçüklerle de karşılaşıyorsunuz. Hadi bakalım. Ne vermiştik? Havalandırma vermiştik değil mi ona? Okey. Ne oldu? DPM 2800. Reload'umuz 23 saniye. İsabetimiz 0.33. Nişan almamız 2.22. Mermi arası geçişler 3 saniye. 3.33'ten 3'e düşmüştü bunda. Gene bundaki değişiklik 4'ten 3'e düşüyor mermi sayısı. Rükleme hızı hızlanıyor. Ve mermiler arasındaki geçişler hızlanıyor. Bundaki değişiklik de buydu. Hadi bakalım. Ama bu İsveçlerin altın mermilerinin delicilikleri artması lazım ya. 300 yetmez yani 10 seviyede. Kimi deleceksin ki 300'le? Yani düşünsene obje 140, 330 deliyorken diğer heavy'ler 330, 340 deliyorken bu 300 deliyor. Yani Type 4'e Type 5'e bile zorlanır yani. Dümdüz duran tanka bile zorlanır. Yani bu değişiklikler yetmeyebilir İsveçlere. TR8'deki mürettebatı TR9'a koyduğumuzda geri TR8'e alırken para ödeyecek miyiz? Evet, maalesef. Mürettebatlar çok unutkan. Acayip unutkan yani. Bir maç önce oynadığı tankı hemen unutuyor. Yenisini eğitirse. Ulan çok açıkta oynayasım var be. Böyle yapacağım. Açığa yardırıp şu ortaya girip ortadan taret oynamaya çalışacağım. Yaptırırlar mı? Yaptırmazlar ya, dön. Bu tank o kadar seri bir tank değil. Yapsam çok güzel olurdu. Oradaki moloz yığınlarını kullanıp taret zırhını kullanmak çok tatlı olurdu da. Yapılmaz yani. Ah. Ah.
Wow. Wow. Yok. Ay ay ay. Orada T-30'un attığını görünce çıktım. ST'den de sektirdik ama denemedik. Bir sonraki charger'ümüz altın mermi. Belki arkamdakiler vurur diye şişettiriyorum ama onların da hiç niyeti yok. Oha! Geldi lan beni. Güzel. Yandan öbürleri geldi. Abi T-30 taretinden sapla şunu artık. Vur lan! Oho! Reis. Hiç yakışmadı ya. Abicim. T-30 orada tek başına. 1200 canı var. Bu 440 vuruyordu. Hepsini delersem T-30'u öldürebilirim. Seyahat T-30. At. Eğer sen atmasan da ben seni delerim ya. Kardeşim az sakin olun ya. Az bize de bırakın. Bu adam da ekmek yiyecek. Benim hatam ya. Çok bekledim. Çık oradan göster tarafı. Lap 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 sapla ön gövdesine. Oops. Efter bomben har tagit ett träff. Pusuya düştük Rıza Bey. Ben yanaşacağım oraya. Help. Help me. Bu tanka motorunu açmadın mı ben ya? Çok kuvvetsiz geldi motoru bana. Onu vuracağım diye gaza geldim. 50-100'ü vursana işte yandan geçerken. Evet. Emil de bu şekilde. Gene fena değil ya. Daha önceki halinden daha seri ateş ediyor. Daha çok alfa vuruyor ama dediğim gibi bu tankların ihtiyacı olan değişiklikler bunlar değil yani.
Tankın daha hızlı nişan almaya ve deliciliğin arttırılmasına ihtiyacı var. Emiller de bu şekilde. Emil 1'e oynamama gerek var mı? Emil 1'de çünkü bunun aynısı. Emil 1'de çok aman aman bir değişiklik yok. Emil 1 artık 3 mermili daha seri yükleyecek falan filan. Başka hiçbir değişiklik yok çünkü. Emil 2'den Emil 1'e değişirken. Topu 360 vuruyor. Onun dışında bir mermisi gitti. Daha hızlı yüklüyor yani. Emil 1'in aynısı Emil 2'de. İlla oyna derseniz oynarım da bence oynamaya gerek yok. Çünkü Emil 2 ile Emil 1'in çok aman aman bir farkı yok yani. Aynı oynanış mantığı, aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler. Sadece daha az vuruyor. Bu 440 vuruyor. Daha az deleni, daha az vuranı. Okey. Gerek yok. Tamamdır. O zaman İsveç ağırlarında da değişiklikler bu şekilde. Şimdi gelelim